Selam yeniden. Modifiyeli Peterbilt için klasik eski motor modu yapmışlar. Onu indirdik. Onu şu an test ediyorum. Bu sesini duyduğunuz motor 250'lik. Aracı ilk alırken otomatik eklediğim, biraz zayıf ama sesini duyun diye paylaştım. Şimdi servise girip diğer motorlara bir göz atacağız. Motorumuz bu. 671 NC California 218. Gayet zavallı. Tarihini bilmiyorum ama hani günümüz şeyinde, standartlarında zayıf bir motor ama sesi hoş. Üzerinde gelen şuydu galiba. Ya da şu pakkarttı. Şuydu. Burada Cummins 275 de güzel. Bunun bir de modifiyelisi var galiba. Evet. 480. Bir bunu alıp bakalım. Nasıl bir ses çıkacak? Fena değil ilk izlenim. Böyle bir şey. Şu ilave edil steering, yani direksiyon olayı var. Onu sevdim. Normalde de İki dingilden fazlasını arkada pek hoşuma gitmiyor ama modun detayını, inceliklerini göstermek için bunu bu şekilde aldık. Yani dingil indirilince steering aktif oluyor. Kaldırılınca oluyor mu? Kaldırılınca da oluyor, olmasa olurmuş aslında. Neyse, şu motoru bir deneyelim. Fena değil. Bir de Packard deneyelim. Şurada şu ilginç bir motor daha var. Şu T'ler ayrıyeten ben indirmiştim de. Bu üzerine gelen Packard. Şuydu abi üzerine gelen. Bir de buna bakalım. Gibi kaldırdı abi. Az marşa duyalım sesini. Stop it. Oo, güzel. Gayet güzel. İçten nasıl? Biraz daha modern sanırım bu. Daha az gürültülü. Ama biraz biz eski gürültüyü, kaba sabayı, basit olanı tercih ediyoruz.
O yüzden ben daha zayıf bir motorla değiştireceğim bunu. Efendim. Yok abi, Detroit dizel değil de daha basit CAT'leri yok mu? CAT 315. 400 mi alsak? Pek bir fark yok. Nerede CAT 315? Şu. Aldık. Bir de buna bakalım. Sonra döndürülebilir dingili olan uzun dorselerden yapacağım bir tane. Onun da ilave dingilini, o döndürülebilirin çalışıp çalışmadığına bakacağız. Şimdi şu motoru bir dıştan duyalım. Şuna ben gıcık olayım da. Bas abi marşa. Güzel. CAT motor. Kulak buna aşina biraz diğer oyunlardan da. Şu dingili bir kaldır. Bir daha bas. Güzel. Bir de içeriden bakalım nasıl duyuluyor. Standart CAT motor. Güzel ilk marş falan, stopu falan, ama seyir halindeki ses biraz daha belirgin olsun bence. Para sorun değil. Yükle abi. Biraz daha eziyetli bir makine istiyorum ben ya. Şuna bir bakalım. Duyamadık. Sesi bir motor mu? Şu ilaveyi kaldır. Baş bas bakalım. Fena değil. Bu da sessiz ya. CAT, bakalım, Detroit dizel. Bu da Detroit dizel değil mi? Abi bunun büyükleri farklı mı acaba? 11 litrelik 380 beygir Packard. Bu standart gelen. He, bir de şu benim T'ler var. T serisi. Bir de onu deneyelim. Şu. Bu da mod. 8 silindirli. V8 92 TTA. Bir şunu deneyelim. Son olarak şunu deneyelim. Sonra bitirelim. Şunu deneyelim. Anlayamadık. Bir daha. Hadi yavrum bir daha. Çipet pet pet pet. Altılı yedili. Boş.
dingili kaldım şimdilik. Lastiği yemesin durduk yere. Bir daha bakalım. Güzel. Bu şanzıman biraz uygun değil gibi geldi bana. Hadi son bir motor daha deneyelim. Kumis. Bu biraz modern bir motor mu sanki? Bak bunu hiç görmemiştim. Gördün mü ya? Az önce denediğim bu muydu? 6-71. Ha. Pardon, bir 450'li varmış onun. Sesi aynıdır ya. Bu Select Plus'lar falan bunlar modern. Şunlar daha modern. Biz eski istiyoruz, eski. Eski istiyoruz abi. Ne kadar eski, ne kadar eziyetli, ne kadar sıkıntılı bizim için o kadar iyi. Hadi bunu alalım. Peki şanzıman ne alıyoruz? Bu daha kötü. Yokuşta düşüyor abi bu. Şu iyiymiş. Biraz yokuş, bir ağır yük düştü ama. Evet. Bas abi marşa. Evet. Bağırıp gidemeyenler. Bağırıp gidemeyen motorlarına. Severiz abi böylesini. Nasıl hava filtresi gözü bir önünde olmuş. Onu bir kısaltayım dur. Abi şu hava filtresi var ya. Şu. Bu değil. Şu. Şunu. Işık koyma ya. Direkt iptal et ya. Şunu da alalım da topal kalmasın. Boya seçeneğimiz ne var abi? Beyaz iyi be. Beyaz iyi de. Şu dingili ben sevmedim hacı ya. Gelmişken onu da bir alalım. Uzun. Alçaltılmış mı bu? Olsun. Biraz şu mesafe olsun. Süspansiyon çalışsın. Yalnız şu şase siyah kaldı. Onu da bir boyalısıyla değiştirelim. Bu üst kaplama. Bu çamurluk. Bu. Şu zerzevat. Bulamayacağız galiba onu. Heh. Custom paint. Gövde rengi. İstersen standart boyalı var, kırmızılı var. Siyah var standart. Hangisi güzel? Abi şu şaf falan var ya, onlar seksi yani. Bence. Yok, biraz kontrast olsun abi. Bence. Şöyle havalı bir şey var mı? Çok kaba saba değil ya. Yok. Kibar. Çünkü araç gayet arabatı gibi nazik. Kibar. Cık. Sevmedi.
Depo gibi bir şey var mıydı orada ya? Bir alttaki. Evet. Tamam, dürttüm de boş kalmasın orası. Yes. Olay budur. Çok da süslemeyiz. Süslemeyelim. Çok da süslemeyelim. Yeter. Yeter bu kadar. Şuraya da bir şeyler konuyor mu? Şu şeyin altında gömülüyor. Konuyor da. Çamurluk devam ediyor ya şöyle. Bak şu var ya. Şu çamurluk getiriyor bunu. Şekil. A'da göreceğiniz gibi. Aslında şimdi eklesek yok ya, manasız oluyor. Şunlar olabilir ama. Yok, o değil. O da değil. Bu hiç değil. Yok yok, sen gene şunu ver abi bize. Kromu da varmış da. Bunun boyalısı var mı? Aslında bu da hoş da. Bizim göz şuna alışık. Okey. Harika ya, harika vallahi, ama süper yani. Çevirip çevirip oynayasım geliyor. He dur, ön çamurluğu unuttuk. Çık. Bu da değil. Bu hiç değil. Köşeli zaten. Bas. Abi şu hiç kasma. Tamam. Okey. Bu beyazın böyle daha bir yavuş olusu var mı acaba? Yok ya. Ön radyatörün boyalısını merak etmiştim ben. Bu değil, bu değil, bu hiç değil. Bu çamurluk. Bu radyatörün üzerine yazı. Bir radyatörün kendini bulamadık ki lan. Heh. Bak ben bunu arıyordum. Dikine çizgili var mı? Var. Olmaz mı? Güzel. Şu siperliği de boyalı yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız ya? İste yeter ki. Bir de şu, o değil. Şu kaplama var ya, şu ışıklar krom kaplama var ya, o. Onu nereden bulacağız? Hadi bul. Şuradan girsek. Bu da değil. Şu mudur? Bu da değil. Şu olabilir mi? Değil. Bulamayacağız onu. Neyse. Şuraya şu alanı, şunu da beyaz alayım diyordum da. Şurada olabilir mi? Olamaz. Buldum. Bu ışıklarını kendin koyuyorsun. Bu sade krom. Şu abi. Evet. Hacı madem yaptın. Madem yaptın. Şunu. O değil ya bu.
Bağlama demiriymiş bu. O ne, şu sase var ya, hangisiydi o be? Kurcaladıkça bir şeyler çıkıyor ya. Ne mod yapmışlar arkadaş. Neyse. Şu motorun sesini bir duyalım önce. Budur. Yardır. Çok beygirli yardırgaç. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.